Herkese merhabalar. Bu videoda Apecoin analizini yapacağız ve son durum gelişmelerine bakacağız. Yükselebileceği fiyat seviyelerini konuşacağız arkadaşlar. Ape'nin bu seviyelere kadar yükselebileceğini canlı yayında bahsetmiştim arkadaşlar. Videosunu da çekmiştim. E, videomuza bakmak gerekirse e, tam olarak 23 Nisan'da 5 gün önce arkadaşlar Ape 18 dolar dilencini kırdıktan sonra bunların olabileceğinden bahsetmiştim. Videoyu kartlar kısmına zaten koyarım. Detaylı bir şekilde siz de izleyebilirsiniz. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bu seviyelere gelebileceğinden 23 doların ilk direnç bölgesi olduğundan bahsetmiştim. Şu an 22 dolar seviyesinde ev şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar zaten Fibonacci'mizi çekip hedeflerimizi belirlemiştik arkadaşlar. Bakın şu şekilde düşünmek gerekiyor. 18 dolar direncini videoda kırdı arkadaşlar. Hacimli bir şekilde videoda kırdı ve dedim kesinlikle yükseliş bekliyorum. 23 dolar ilk direncimiz arkadaşlar. Sonrasında direnci kırdıktan sonra küçük bir yükseliş yaptı. 19 dolar seviyesine kadar düzeltme verdi. Düzeltme işleme girebileceğinden canlı yayında bahsetmiştim canlı yayınlara ve videoları kaçırmamız gerektiğinden zaten sürekli bu yüzden bahsediyorum arkadaşlar. Bakın burası hacimli mumlarla kırıldı ve sonrasında da 19 dolara kadar yükseliş geldi. 19 dolar kadar 19 dolara <laughs> 19 dolar seviyesinden sonra da küçük bir düzeltme verdi. Oradan işleme girseydiniz spotta veya kaldıraçta hiç fark etmez arkadaşlar. Yani arkadaşlar şu şekilde düşünmek gerekiyor. Videoya bir bakalım kademeli olarak alım yapılabilecek bölgeler arkadaşlar. Bu seviyelerin alım bölgesi olduğundan bahsetmiştim. Eğer 18 dolar direnci kırılmazsa videomuzda kırılmış olarak gözüküyor arkadaşlar ama tekrardan bir düşüş gelirse fitil bırakırsa 16 dolar seviyesinin güzel bir alım bölgesi olduğundan bahsetmiştim. Şu an AP 22 dolar seviyesinde çok güzel bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Bakın 19 dolar seviyesine kadar burada bir yükseliş yaptı sonrasında bir düzeltme verdi. Düzeltmeyi çizdiğimiz destek bölgesine hemen hemen çizdiğimiz destek bölgesine kadar vermiş. Fakat bu seviyeye kadar düşmemesinin sebebi ne arkadaşlar? Alıcının fazla olması. Alıcı fazla olduğu için buradan çok büyük alıcı girdiği için e, direkt bir pump gelmiş ve alım bölgesinden bu seviyeden şu şekilde %28'i %29'u iki gün 12 saatte çok güzel bir yükseliş gelmiş. Vurkaç olarak değerlendirilebilecek bir coin olduğundan e, canlı yayınlarda da videolarda da bahsetmiştim arkadaşlar. Her canlı yayında Ape'nin patlayabileceğini e, konuştum zaten anlattım. E, canlı yayınlara ve videoları kaçırmamak gerektiğinden zaten sürekli bu yüzden bahsediyorum. E bakın arkadaşlar listemizdeki coin'lere bakmak gerekirse bir Ape patlamış bir de Hay high patlamış. High'ın da bu seviyelere gelebileceğinden, pump yiyebileceğinden zaten bahsetmiştim. Fakat Hay düştü arkadaşlar. Düştükten sonra pump yedi. Yani Hay güzel bir alım bölgesinde değildi diyebilirim. Fakat günlerdir Ape'den bahsediyorum. Şu an 22 dolar seviyesinde ve gidiyor arkadaşlar. Yeni bir GMT coin olabileceğini anlatmıştım zaten. E bir Fibonacci'mizi çekelim. Fibonacci'mizi çekip bakalım arkadaşlar. Şu şekilde dip seviyemizden bir çekip Fibonacci'mizi bir bakalım. Tam olarak arkadaşlar zaten bakın 18 dolar seviyesine koymuştuk. 0786 bölgemizi 18 dolar bölgesine koymuştuk. Bu şekilde bakmak gerekirse 22-23 dolar seviyesinin direnç bölgesi olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar. Bakın tam olarak burada Fibonacci direnç bölgemiz neymiş? Fitili Fibonacci direnç bölgesine kadar bırakmış. 22 dolar 35 sen seviyesi kırılımı geldikten sonra yani Fibonacci 0618 bölgesi kırıldıktan sonra ikinci direncimiz 26 dolar, sonrasında 29 dolar, sonrasında 34 dolar arkadaşlar bu şekilde ilerliyor diyebilirim. E, Fibonacci bize neyi söylüyor? Fibonacci bize dirençlerimizi söylüyor arkadaşlar. E, fiyat ATH yaptığı için bize direnç bölgesini verebilecek tek şey Fibonacci e, tool'u diyebilirim. O yüzden Fibonacci arkadaşlar hedef belirlemedi bizim için önemli. Spot grafiğine bakmak gerekirse Az önce vadeli işlemler grafiğine baktık arkadaşlar. Spot grafiğine bakmak gerekirse. Spot grafiğinde 23 dolar 89 sen seviyesi bizim için direnç bölgesi olarak gözüküyor. Spot ve vadeli işlemler grafiğinde küçük oynamalar olabilir arkadaşlar. E bunlara takılmamak gerekiyor. Bunlar arkadaşlar çok da önemli şeyler değil. 22,5 dolar 23 dolar bizim için direnç bölgesi arkadaşlar. Burası güzel kar alım bölgesi diyebilirim. Spot grafiğinde de direnç bölgelerimizi konuşmak gerekirse 23 dolar 89 sen 28 dolar 32 dolar 37 dolar ve 45 dolar arkadaşlar. Apenin 45 dolara kadar yükseliş yapabileceğinden zaten bahsetmiştim. Bakın videoları kaçırmamız gerektiğinden sürekli bu yüzden bahsediyorum arkadaşlar. Sürekli aynı şeyi söylüyorum. Evet ama ya yani inanılmaz karlar alıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle düşünmek gerekiyor. Yani markette hiçbir coin yükselmiyor. Listemizdeki bütün coinler %1, %2 yükseliyor arkadaşlar. Ape %15 yeşil yakmış durumda. Hacimli coinleri bulmak bu yüzden önemli. Markette arkadaşlar en hacimli coin'i bulacaksın. onda işleme gireceksin. Para girmeyen coin'e girmeyeceksin. Bakın ne dedik? OBV bizim için çok önemli bir indikatör dedik arkadaşlar 4 saatlik chartta zaten ATL seviyesini kırmış ve devam ediyor bir yükseliş trendimiz var şu şekilde yükseliş trendimizi çizelim şu an ATL seviyesinde yükseliş trendi yani durumu tamamıyla pozitif diyebilirim gününe bakmak gerekirse burada düzeltmeye girdiğinde arkadaşlar küçük bir kırmızı mum yaktığında aşağı attı sonrasında tekrar ATL seviyesini kırdı ve devam etti. Yükseliyor arkadaşlar. Videoda yükseliyor. Şu an videoda 21 dolar 90 sen seviyesinden açtık arkadaşlar. Şu an 22 dolar 39 sen seviyesinde. Coin inanılmaz derece gidiyor. Bir bakalım videoda ne kadar yükselmiş arkadaşlar. Bir önce çektiğim videoda da yükselmişti. Şu şekilde bakmak gerekirse videoda bile %2 yükselmiş. Yani sadece arkadaşlar videoda bile %2 yükselmiş. Çünkü coin hacim var. Şöyle düşünmek gerekiyor. Market hiçbir şey zaten yükselmiyor. Hiçbir şey yükselmediği için de herkes Yükselen coin atlıyor arkadaşlar. Böyle durumlarda market düşerken herkes yükselen coin'e atlar ve o coin'i yükseltirler arkadaşlar. GMT'yi biliyorsunuz inanılmaz videolar çektim GMT ile. İlk çektiğim video 50 sen seviyesindeydi. sonra 80 sen seviyesinde videoda çektim. Coin 3 dolar 4 dolar seviyesine kadar yükseldi arkadaşlar. Şu an GMT 3 dolar 81 sen seviyesinde yani 50 sen seviyesinde alsaydınız inanılmaz karlar elde etmiştiniz. Coin gidiyor arkadaşlar. Coin <laughs> gidiyor. Şu an 23 dolar 89 sen seviyesi karşımıza çıkacak ilk direnç seviyesi diyebilirim. RSI seviyesine bir bakalım. İndikatör analizimizi bir yapalım arkadaşlar. Şu an şu an direnç seviyemizin RSI'deki direnç seviyemizin yani 72 seviyesinin üstüne atmış durumda. RSI'de şu ana kadar 4 saatlik chartta Yükseldiği maksimum seviye 83 seviyesi arkadaşlar. 83 27. Şöyle düşünmek gerekiyor. RSI'de 83 seviyesinin 82 seviyesinin üstünde kapatırsa yükseliş devam eder. 4 saatlik çarptı arkadaşlar. 90 95 seviyesine kadar yükseliş gelebilir. Bu dikkat edilmesi gereken bir şey. Günlük çarttaki RSI odaklanmak gerekirse şu an günlük chart'ta 70 seviyesinin üstüne atmış durumda arkadaşlar. Günlük chart'ta direnç seviyesini kırıp 70 seviyesinin üstüne atmış arkadaşlar. Hocam bu ne demek diyorsunuz? 70 seviyesi aşırı alım bölgesi arkadaşlar ve alıcı ATL seviyesini kırmış. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış. Yani şu an Apple listelendiğinden beri en yüksek alıcı seviyesinde arkadaşlar. RSI 73 seviyesinde. Bu günlük chart'ta mükemmel bir seviye diyebilirim. Büyük ihtimal APE'de yükseliş devam edecek. APE coin'in ilk videosunu çektim ve arkadaşlar 13 dolar seviyesindeydi. 13 dolar seviyesinden verdim. Sonra 18-19 dolar seviyesinde e, tekrardan video çektim. 13 dolar seviyesinde alan takipçilerimiz için şu şekilde bakmak gerekirse. Burada bir direnç seviyemiz vardı arkadaşlar. 12.5-13 dolar seviyesinden verdim. E, şu şekilde bir bakalım. %72 kar arkadaşlar. İlk videoda ilk APE videosunda onu da zaten koyarım arkadaşlar. 12 dolar seviyesinden verdim. Sonra kaçıran takipçilerim için 19 dolar seviyesinden tekrardan bir video çektim arkadaşlar. 18-19 dolar seviyesinden. Yani her verdiğimiz coin uçuyor arkadaşlar. Her verdiğimiz coin inanılmaz yükselişler yapıyor. Markette enerjimli azimli coinleri yakalıyoruz ve vuruyoruz kaçıyoruz arkadaşlar. Uzun vade yatırımın yanında vurkaçlar da yapmak gerekiyor tabii ki arkadaşlar. Paramız boşuna beklemesin değil mi ya? Para yatmasın, para uymasın arkadaşlar. Parayı dinlendirmemek gerekiyor. Para çalışsın arkadaşlar değil mi? Bize daha fazla parayla geri gelsin. Paramız çalışsın. O yüzden de zaten kaçları değerlendiriyoruz. 12-13 dolar seviyesinde arkadaşlar. Apeir dediğim gibi yani çok güzel yükseliş yaptı burada. Kaçırdıysanız arkadaşlar fırsatlar kaçmaz. Merak etmeyin. Her çektiğim coin uçuyor zaten. Yani videoları kaçırmamız gerektiğinden sürekli bahsediyorum. Her videoda arkadaşlar altcoin'lerin alım bölgelerini, güzel alım yerlerini, destek bölgelerini zaten birlikte belirliyoruz. Ve oradan alıyoruz, bekliyoruz şekilde düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Şu an alım arıyorsak, ya, yani alım bölgesi arıyorsak Apecoin'de bir yükselen trendimiz çizelim arkadaşlar. Yükseliş trendimizde sarkarsa yükseliş trendimizden alınabilir. Yani burası da 18 dolar 75 sen seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Tekrardan bir Fibonacci'miz çekelim arkadaşlar. Bir bakalım Ape'nin alım bölgelerine bir bakalım. Fibonacci'miz bize ne söylüyor değil mi? Böyle bir durum var arkadaşlar. Fibonacci'miz bize arkadaşlar 23 dolar 76 sen seviyesini yani fiyatlarda küçük oynamalar olabilir arkadaşlar. Bunlar pek önemli değil. 10 sen, 20 sen oynamalar olabilir çünkü mükemmel şekilde Fibonacci çekmiyorum. Bunlar önemli değil bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler değil. Eğer fiyat 23 dolar 23.5 dolar seviyesi üstüne atarsa arkadaşlar ve tutunursa orada burası bizim için destek seviyesi olarak çalışabilir. Hacim yüklü ise OBV yani denge işlem hacmi ATL seviyesindeyse burası destek seviyesi olarak çalışabilir. Ve buradan işleme girilebilir arkadaşlar buradan denenebilir diyebilirim. Tabii ki de stoplu arkadaşlar. Her zaman stop koymamız gerekiyor. Her zaman stoplu işleme girmemiz gerekiyor. Apen'in perp grafiğini de açalım. Şöyle düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın hacim perp grafiğinde her zaman vadeli işlemler grafiğinde olduğu için vadeli işlemler grafiği bizim için daha önemli diyebilirim. Şu an tam olarak 22 dolar 35 sen seviyesinden Satış bas, ile karşılaştı. Neden arkadaşlar? Burası Fibonacci 0.618 bölgemiz. Burası bizim için çok önemli bir bölge. Kaldıraçlı işlemlerde işleme giriyorsanız da 22 dolar 35 cent seviyesi üstü 4 saatlik kapanışta destek altı stoplu işleme girilebilir arkadaşlar. Destek altı stoplu e, güzel bir şekilde işleme girilebilir. 4 saatlik şartta şu an vadeli işlemler grafiğinde RSI ATL seviyesine ulaşmaya çalışıyor. Burası da 83 seviyesi arkadaşlar. 83 seviyesinde red diyebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu coin'de güzel bir alım bölgesi bulamazsınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Fırsat kaçmaz. Kripto paralarda fırsat bitmez arkadaşlar. Yani 10 tane coin söyledik. Hepsi uçtu. Karşımıza yine güzel coin'ler yükselebilecek. Çok büyük yükselişler yapabilecek. Coin'ler çıkar. Merak etmeyin arkadaşlar. Waves'i verdik 13 dolar seviyesinden. 60 dolara kadar yüksel. Luna'yı verdik arkadaşlar. 110 dolar, 120 dolar seviyesine kadar yüksel. GMT'yi verdik. Sonrasında TVT'yi verdik. %70 yürüdü arkadaşlar. Yani verdiğimiz her coin yürüdü zaten. O yüzden Korkacak, panik olacak bir durum yok arkadaşlar. Listemizdeki hemen hemen tüm coinler yürüdü zaten. Markette büyük bir boğa bekliyorum. O yüzden e, büyük kazançlar arkadaşlar. E, kapıda diye düşünüyorum. Sadece hodul olmak gerekiyor arkadaşlar. Uzun vadeli yatırımınız hodul olmak gerekiyor. Vurkaçlarda da hacimli coinleri takip etmek gerekiyor. Zaten e, konuştuğumuz her coin hacimli coin arkadaşlar. Hacimsiz coin'e girmemek gerekiyor. Bitcoin 40 bin dolar üstü tutunursa ve yoluna devam ederse alt de güzel yükselişler göreceğiz merak etmeyin. Şu anlık Apecoin'in durumu çok pozitif olarak gözüküyor. Tabii ki arkadaşlar küçük düzeltmeler gelebilir. Uzun vadeli yatırım yaptıysanız eğer küçük düzeltmelere odaklanmamanız gerekiyor. Bu kaçtıysanız kademeli olarak karlılır arkadaşlar. Her zaman karı beğenmezseniz ve kar almazsınız işlemden her zaman zararlı çıkarsınız. Biliyorsunuz bu şekilde marketin yapısı bu şekilde işliyor. Ape'nin durumu dediğim gibi şu an çok çok pozitif arkadaşlar. Bir Bollinger bandımıza bir bakalım. Bollinger bandımız bize ne söylüyor arkadaşlar değil mi? Bollinger bandımız ağzını açmış arkadaşlar. Fiyat inanılmaz şekilde pump yediği için şu an ağzı yarılmış durumda. Buradan küçük bir düzeltme gelebilir. Çünkü inanılmaz bir patlama gelmiş arkadaşlar. Boyanjir bandı patlamış diyebiliriz. Küçük düzeltmeler dediğim gibi sizi korkutmasın uzun vadeli yatırımcılar için. Evrukatçılar için de arkadaşlar. Zaten grafikteki son durumları belirttim. E, şu an buradan satış baskısıyla karşılaşırsa alım bölgesi neresi? 18 dolar 47 sen seviyesi arkadaşlar. Destek seviyesini e, söylemek gerekirse. Yükseliş zaten konuştuk. Genel olarak Afrika'yı durum bu şekilde. Ters bir durum olursa ben tekrardan video çekerim arkadaşlar zaten. Bitcoin bu durumdayken hep yükselen coinler oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz GMT yükseldi, Waves yükseldi, Dogecoin yükseldi, Shiba coin yükseldi. Marketteki tüm paraları bu coinler yediği için Bitcoin'e sıra gelmiyor arkadaşlar. Bitcoin'e sıra gelmiyor bu coinler yüzünden. E bu coinlerin e, bu coinlerin para yemesi bu coin'de işlem yapanlar için iyi, işlem yapmayanlar için kötü arkadaşlar. E böyle coinleri de kaçırmamak gerekiyor. Markette tüm coinler düşerken yükselen coin varsa güzel bir alım noktasını belirleyeceksin, işleme gireceksin ve bekleyeceksin bu şekilde arkadaşlar. Zaten market ne durumda olursa olsun sen para kazanıyorsun. Önemli olan önemli olan senin para kazanmak. Önemli olan arkadaşlar cebine para giriyor mu, girmiyor mu? Önemli olan bu marketteki listemizdeki tüm coin'ler düşerken hemen hemen Ape coin yükseliyor. O yüzden arkadaşlar zaten bu coin'de işleme girmek gerekiyor. 12-13 dolar seviyesinden bu coin'in videosunu çektiğinde patlayabileceğini, çok büyük bir yükseliş yapabileceğinden bahsetmiştim. Ben geçten maçımızı açalım ve bakalım. ATA seviyemiz şu şekilde bakmak gerekirse ATA seviyemiz arkadaşlar tam olarak bu seviyelerde kırıldı. Kırıldıktan sonra bir düzeltme geldi. Düzeltmeden sonra inanılmaz bir yükseliş trenimiz oluştu şu şekilde. Çekelim yükseliş trenimizi bakın arkadaşlar. Sonrasında bir yükseliş trenimiz hiçbir şekilde kırılmadı ve devam etti. Acım arkadaşlar para giriyor. Önemli olan bizim için en önemli şey ne? Para arkadaşlar. Para varsa coin yükselir. Para yoksa formasyonun indikatörün ne söylediği önemli değil. Önemli olan para içeride para varsa yükselir. Para yoksa yükselemez. Zaten bu şekilde biz bildik. Coin'in yükselebileceğini bildik ve işleme girdik. 12-13 dolar seviyesini aldım arkadaşlar. Yani şu an inanılmaz bir kar var diyebilirim. E buralar güzel kademeli olarak satış yapılabilecek bölge arkadaşlar. Bu şekilde bir bakalım. %80 kar var arkadaşlar. Kaldıraçla işleme girseniz de, de inanılmaz karlar elde edersiniz diyebilirim. Tabii ki kaldıraç işlemleri bilmiyorsanız teknik analiz bilmeden arkadaşlar kaldıraç işlemlerde kesinlikle işlem açmayın. Merak etmeyin fırsatlar bitmez arkadaşlar. Dediğim gibi videoları kaçırmayın kesinlikle. Apecoin'de durum bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.